Evet, bir misafirim gelecek şimdi. Hepiniz tanıyorsunuz onu. Biraz merak edin bakayım. İsmini söylemeyeceğim. Bakın bu aracın farları neye benziyor? Nihat abi sağa doğru çek Nihat abi. Tamam devam et. Heh. Tamamdır. Babalar yerini aldı. Babalar yerini aldı. Nihat abi biraz çalışsın araba, hemen istop etme. Vay be. Bakayım bir şeye. Gayet güzel sesi. Bir tane duba düşürdüm valla. İyi yapmışsın, boş ver. Selamun aleyküm abi, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nihat abi sağ olsun ziyaretime geldi. Devamı içeride arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün değerli bir konuğum var. Nihat abiyi biliyorsunuz zaten. Tanıyorsunuz hepiniz. Sayısız videomuz var kendisiyle. Sağ olsun. Bugün de beraberiz Nihat abiyle. Bugün LPG hileleri hakkında konuşacağız Nihat abiyle. Yani gerçekten Türkiye şartlarında bazen LPG konusunda hileler olabiliyor. Ve dikkat etmediğimiz zaman hem cebimiz yanıyor, hem de her zaman yaptığımız kilometreyi araçlarımız yapmıyor. Bu konu hakkında ne yapılıyor ve yapılanlar şeyler nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor? Bunlar hakkında bilgilendirme yapacağız. Malumun Nihat abi, senin de başına gelmiştir belki. Benim başıma yani gelmiş yine ben. Bazen mesela ne yapıyorum? Bir depo mesela, bir ara bir aracımda evet, bir depo. 300 kilometre yol alıyordum onunla. Bazen bir bakıyordum 200 kilometrede gaz bitiyor. Ya ben diyorum, şaşırıyorsun tabi Allah'a. Acaba diyordum ben, hani biraz hızlı gittiğim için memeler fazla mı açıyor yani, memeler fazla açtığımdan bir yani %50 fark etmez o kadar. %50 fark eder mi yani? Bir de yok abi, imkansız etmez. Mümkün yani. Değil. Mümkün değil yani. Yani ona demek ki bu tür evet. Hilelere ve bu tür tuzaklara düştüğümüz bir yerden kazanmışızdır. Şimdi işte okudukça sizden tanıştıktan sonra mesela bu işte LPG bu tam %70 propan gazında %30 evet. Olmasını yapar. İkisinin toplamı likit petrol gazı yani LPG'yi veriyor ikisi, Türkiye şartlarında. İkisinin karışımından çıkan gazın ismi LPG'dir. LPG'dir. Evet. LPG'dir. Bunun da nedeni şu Nihat abi, butan gazının %70 neden kullanılıyor? Propan gazına göre daha hesaplı, daha maliyeti az olmasından. Evet, propan gazı çok ama pahalı. Propan gazının yanma değeri yüksek olduğu için evet. Eğer butana o oranda karıştırılmadıysa %30 bu sefer de yine bir fayda elde edemiyorsun. Pahalı bir gaz çünkü. Sadece onu kullanamazsın. Evet. Diğerini de %100 kullanamazsın çünkü şey değeri düşük. Yani yanma değeri düşük yani. İşte demek ki öyle bir ayarlamışlar ki %70 o %30'da bu ikisinin karışımı %100. Standart yani. Standart. İkisi araç daha sağlıklı kullanıyor. Evet. İşte zaten bütün problem de burada başlıyor abi. Yani şimdi LPG istasyonlarında tabii bunu her istasyon yapmıyor. Ama art niyetli, kötü niyetli ve bazı şeylere dikkat etmezse işte yazlık, kışlık, basınç değerleri var bunun. Bunlara dikkat etmediği zaman o zaman bubi tuzakları dediğimiz aptal tuzakları bubi tuzağı aptal tuzağı demek yani ortaya evet, çıkıyor. İşte her litrenin altında bir gösterge varmış. O göstergenin üzerinde gaz aldığımızda en az 15 barı göstermesi lazım. Santigrat derecede yani sıcaklıkta yaklaşık 0.8 barı veriyor abi. Butan. Propan da 8.8. 8.8. Bunun evet. 11 katı
bir şeyi veriyor. Aynı 15 derece santigratta 11 katını veriyor. Bunlar işte abi bu basınçta şeye geçiyor, sıvı hale geçiyor. Evet. Gaz halinden sıvı hale geçiyor. Zaten bizim depolara da sıvı olarak giriyor bunlar. Bizim depoya sıvı olarak giriyor. Arabada bunlar hani ilk önce benzinle çalıştırıyoruz ya. Evet. Soğuk havalarda veya işte ilk çalıştırışta işte regülatörün beynin yani gaz beynin, LPG beyni ne sıvı halden gelen borulardan bu LPG gazı aynı zamanda işte %70 bütan, %30 propandan oluşuyor. Orada yoğunlaşıyor. Motor sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığı zaman 40-50 derece arasında 50 derecenin en sağlıklı oluyor. Ve gaz hale dönüşerek püskürtülüyor. Bizim full enjeksiyonlu arabalarımız. İşte bu şekilde biz gidiyoruz. Ama işte bu hileler neler? Şimdi bunlara gireceğiz. Bunu şu şekilde yapıyorlar abi. Bu bar dereceleri önemli. 15 derece santigrat kış aylarında. Evet. Yazın ise 12 dereceye kadar. Yazın ise 12 derecenin aşağısında alınan gazla hile var. Hile var. Yani en az 12 dereceye kadar göstermesi lazım. Konu kısaca bu arkadaşlar. Yani bilmiyorum şu ana kadar anlattıklarımız biraz karışık gelebilir. Nihat abinin ve benim vurgulamak istediğim nokta şu. Kış aylarında 15 santigrat derecede basılan bu gazlar yazın 12 santigrat derecede olması gerekiyor. Gaz aldığımız benzinliklerde eğer bu derece bizim dediğimiz gibi göstermiyorsa onun hemen fotoğrafını çekip il sanayi müdürlüğüne ya da tüketici hakları müracaatta tüketici haklarına müracaat edip o benzinliği şikayet etme hakkımız var yani. Esasında Nihat abi etmeliyiz yani. Nihat abi esasında bir uyarmak gerekiyor insanlık adına ama uyarıdan anlamayanı yine aynı şekilde yapmaya devam edeni şikayet etmek gerekiyor. Ben bu benzinlikle ilgili benzinliklerle ilgili bir konu daha anlatayım. Buyur abi. Bir gün bende Skoda Felicia vardı station. Benzin aldım. O zaman LPG yok. Kaç litreydi ya? 30-42 litre miydi? Hatırlamıyorum tam olarak. Depom tam benzinliğe geldim. Depom bitti. Ya bir baktım ki 5 litre. Benzinde de yapıyorlar mıydı abi ya? 45 litre. He. 45 litre gaz aldım. Benzin aldım. Hadi depomda diyelim ki geldim depomda 1 litre ya da sıfırlanmış varsayalım. 3 litre de nereden oluyor? Ben de depom 2 litre aldığını bilmiyorum. Geldim. Benim teyzemin onda da aynı araba var. He. Geldim ben dedim ya işte 45 litre dedim full depoya attım ya dedim. 45 litre dedim. Bir kere depo diye 42 litre alıyorum. Eyvah! Sabahleyin de yine taziyemiz var. Ben Aydın'a geleceğim. Aydın'a gelirken hemen kağıt da elimde. Buz elimde atmadım. İşte önemli olmamız lazım. Evet, ben şerimle bir yapayım. De sıfırlamak gerekiyor abi. Sözünü bölmüş olmak. Ben her zaman ben de hastalıkta sıfırlıyorum. Yani LPG aldığınız zaman arkadaşlar ya da benzin gösterge... Benim arabam belli 45 litre kazanmışım. Geldim hemen direkt ben içeri girdim. Bir sıfırlayın dışında, yani. Arkadaş adamlar anladılar. Anladılar hemen geldi baktım ya abi özür dileriz falan filan işte zaten biz o elemanı dışarı attık daha önce de yaptık bilmem ne ya dedim akşamdan bu şimdiye kadar hemen mi yedesini yakaladınız? Bir özür dilediler orada bana işte bir 10 litre yalvara yakara bir 10 litre benzin koydular arabama özür mahiyetinde neyse aldım geldim ama işte tabii bunu nasıl yani şikayet edip İşte diyorum işte ya tüketici haklarını o zaman da öyle bir tüketici hakları falan yoktu. İl Sağlık ne diyor il ne müdürlüğü. Yani şey yapıyor. İl Sanayi Müdürlüğü. Sanayi Müdürlüğü'ne. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bakıyor. İl Sanayi Müdürlüğü'ne diyor şikayet edeceksin işte bunu kayıt esasında abi şimdi bilmiyorum o tabii genel olarak vermiş İl Sanayi Müdürlüğü diye de bunun normalde düzenleyen bir kurum var. Yani bu kurum hakkında biraz bilgi vereyim istersen.
EPDK diye geçer. Evet. Bunun açılımı şu arkadaşlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Ya da kurumu. Kurumu, evet. Yani ya kurulu ya kurumu tam bilemiyorum ama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu veya kurulu dediğimiz olay işte Nihat abinin bahsettiği İl Sanayi Müdürlüklerinin ile şey çalışan, ortak çalışan bir şey. Esasında bu şeyleri denetleyen işte bu EPDK. EPDK da doğru söylüyorsun. Bu şeyleri denetleyen benzinlikleri, gaz satan yerleri denetleyen bu. Abi şimdi dünyada Türkiye gaz satışında ve gazlı arabalarda lider. Sigarayla tebakada düzenliyor. O da evet. Türkiye Piyasası Düzenleme Kurulu veya Denetleme Kurulu. TPDK da. Şimdi abi EPDK dediğimiz olay bu. Normalde EPDK denetleme yapıyor. Belli zamanlarda ama yine art niyetli satıcılar fırsatını kolladı mı abi? O yüzden şunu söylüyoruz hep Nihat abi bilmiyorum sen de belki benimle aynı fikirdesindir bu konuda. Yani sirkülasyonu bir yerde, bir ilde veya bir ilçede en fazla hangi benzinlikteyse oralardan alırlarsa buralarda fazla hile hurda olmuyor. Onlar yani. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Sirkülasyon dediğimiz arkadaşlar hani böyle millet oradan almak ister. Onun da 2-3 kuruşu fazladır. Daha fazladır. Yani niye onlardan da hile yapmıyor? Daha ciddi çalışıyorlar. Daha ciddi çalışıyorlar. Daha ciddi firmalardır. Evet abi. Doğrudur. Bilmiyorum ama konuyla ilgili işte doğru, bildiklerimizi anlattım. Ben de PKK'yla ilgili bu konuyu bilmiyordum ama işte seninle bu konuyu sohbet ederken tamamen artı bilgim oldu. Bundan sonra eğer gaz aldığımda o şeye bakacağım yani. İşte abi bu konu önemli gerçekten. Pompaya bakacağım. 15 santigrat dereceler evet. Yukarısında. Kışın. Evet. Yazın 12 santigrat. Aynen. Derecede sıvı hal abi. Sıvı halden geçiyor pompada. Yani ya konu hakkındaki bu videomuzu izleyen konuyla ilgili internetten bilgilenme alabilir. Daha sağlıklı, daha düşünceli, daha böyle şey açıklayıcı bilgiler okuyarak biz burada özetlemeye çalıştık size kısaca. Biraz dilimizin döndüğü ama yani orada okuduğunuzu anlamayabilirsiniz. Bu videoyu yine seyrediniz siz. Burada biz net olarak açıkladık yani. Evet. Yani bu aynı şeyleri orada da göreceksiniz. Oralarda göreceksiniz zaten. Şimdi o düğmeye dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar pompalarda dijital bölümün altında bu barla ilgili bölüm var. Zaten pompacıya da söyleseniz o gösterir yani. 12-15 derece olayı önemli yani. Buna dikkat edin. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Var. Ne? Var. Takipte kalın. Arkadaşlar takipte kalın. Anlıyorum. Takipte kalın. Tabii. Yarın kısmetse ben Nihat abi ile yine buluşacağım. Nihat abinin bazı aldığı ürünler var. AliExpress.com'dan. Bunlara hem bir göstereceğiz hem de arabasında bir iki herhalde ampul falan onlarla ilgili. Ledlerle ilgili bir şeyler yaptım diye işte. Yapıldı. Çakmak ışığını biraz canlandırdım. Çok ölüydü. Kaçırmayın üzülürsünüz yani. Pek fazla kullanmıyoruz ama işte kıtlığında bir çakma deliğine ne atıyorsun? Sigara işimiz yok ama. Tabii. Şeyi takıyorsun oraya. Nedir? Tabii abi. Şeyi takıyorsun. Soketi takıyorsun. Soketi takıyorsun. Takarken mesela ışığı görür görmez tak hemen geceleyin. Rahat bir şekilde görüyorsun. Fazla kopya vermedi abi merak etsinler. O videoyu kaçırmayın arkadaşlar. W210 kasa aracın üzerinde bazı bir takım oynamalar yaptımış Nihat abi. Yarın onları kısmetse göstereceğiz. Abi bir de şey almış. Maylot söyleyeyim. Heh. Lastik şişirme kompresörü. Minicik şu kadar ama acayip bir şey ya. Tamam. Ben de sana bir sürpriz yapayım. Acayip. Benim şey klasik 50 yıllık lastik şişirme kompresörümü göstereyim. Hadi ya. Tabii. 50 yıl biraz belki fazla olabilir ama yani bayağı var yaşı abi. Ama ustacığım 3 dakikada şişti nasıl ya? 3 dakikada olmaz öyle bir şey ya. Bir stepme üzerinde dene abi onu sen. Stepme üzerinde dene. Üzerinde. Ben de hadi bir sürpriz olsun arkadaşlar. O üniteyi tanıtalım. Ayrı bir vlog olsun onlarla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selametle. Dileklerimle birlikte. Herkese iyi akşamlar.